Tonguç Akademi'nin 9. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Nil Ünlü. Bugün sizlere bir 9. sınıf öğrencisi olarak 15 saatli günlerimin nasıl geçtiğini göstereceğim. Zaten gördüğünüz genelde sabah 9.30-10 arasında kalkıyorum. Tatil olduğu için okul saatimle aynı zamanlarda kalkmaktan pek hoşlanmıyorum. O yüzden bu saatlerde kalkıyorum. Ondan sonra 10.30'a kadar yemek, mola, dinlenme falan filan her şeyimi bitiriyorum. Ondan sonra şimdi başlayacağım gibi matematiğe geçeceğim. Şimdi matematik çözmeye başlamadan öncelikle günümü ajandamda da liste halinde yazmak istiyorum. Böylece soru çözdüğüm zaman veya bir şeyi tamamladığım zaman oraya tik atacağım ve biraz daha motivasyon sağlayacağım. O zaman gelin not edelim. Evet, şu an için ajandan böyle ders için yapmam gerekenler bunlar. Bence direkt vakit kaybetmeden şuradan başlayalım. Annem meyve hazırlamış. Matematikte birinci dereceden denklemleri çözdüm kitaptaki. Şimdi bir 10-15 dakikalık mola vereceğim. O arada annemin bu verdiği mandalinaları bitireceğim, dizimi izleyeceğim. Sonra da mutlak değerden çözeceğim ve yine ara. Şimdi matematik sonunda bitti. Biraz mola vereceğim. Ara için biraz resim çizdim. Daha doğrusu resme devam ettim. Şu an bu şekilde görünüyor. Umarım daha da ilerletebilirim. Sıra edebiyatta. Edebiyatta biraz şiir ve hikayeden çözeceğim. Hiç ara vermeden direkt bitireceğim edebiyatı. Hem beni aşırı derecede yormayan bir ders. 15 tatil günleri genelde böyle geçiyor ama tabii ki de arada dışarıda çıkıyorum. Dinlendiğim vakitler de oluyor. Yani az da olsa fazla da olsa genel olarak ortalama bunu yapıyorum gün içerisinde. Bence 15 tatilde konuları unutmamak çok önemli. Özellikle biz 9'lara bu kadar çok ders fazla geldiği için hepsini akılda tutmak biraz zor olabiliyor. Çok fazla tekrar gerekli bence bunun için. Ve tekrar için 15 tatilden daha iyi ne var. O yüzden ben olabildiğince tekrar yapıyorum. Tekrarları daha çok soru çözüm üzerinden yapıyorum. Benim için daha rahat oluyor. Çünkü atıyorum bir soruyu çözüyorum. Ben bu bilgiyi unutmuşum diyorum. Direkt notlarıma bakıyorum falan. Hani oradan kontrol ediyorum zaten. Edebiyatta birazdan göreceksiniz. Onun dışında 15 tatil bana çok iyi geliyor. Çünkü 15 tatil birinci dönemde böyle tam aklıma yatmayan hani bu konu biraz şey kaldı falan dediğim yerleri tam olarak oturtmam ve tamam bu konuyu biliyorum diyebilecek seviyeye getirmem için kendimi çok iyi bir süre. Ben de sonuna kadar kullanıyorum. Dinlenmek için de tabii ki de hobilerime vakit ayırıyorum bayağı. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Ya bu şekilde 15 tatile olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyorum. Çünkü tatiller her zaman benim için bir yükseliş rampası gibi. Özellikle 15 tatil aralarındaki en uzun tatil olduğu için yaz tatilinden sonra bayağı iyi kullanılması gerekiyor. Eğer siz de 9'sanız tavsiyelerim çok aşırı derecede geç kalkmayın. Çünkü gün geç başladığı zaman bayağı verimsiz geçiyor. Ve yani uyku düzeninizi de bozuyor. Çünkü okul tamamen bitmeden yani tekrar okula döneceğiz. Tamamen bozmanın bir manası yok. Ve dersleri kesinlikle unutmayın. Çünkü direkt yeni konularla devam edeceğiz. Neyse bence edebiyat çözmeye artık geçmemiz lazım. Şimdi sonunda edebiyat bitti. Her gün edebiyat çözüyorum. Özellikle paragraf pratik için paragraftan çok çözüyorum. Edebiyattan da şair yazar isimlerini falan unutmamak için bence çok önemli. Her gün soru çözmek, hatırlamak falan. En azından hani bir test, iki test bile olsa yapmak lazım. Şimdi biraz kitap okuyacağım ara vermek için. Kozmos ve Semerkant okuyorum. Birisi roman, diğeri makale tarzında. İki tane kitap okumak benim için çok eğlenceli bir şey açıkçası. Özellikle 15 tatilde çok fazla kitap okuyorum. Çünkü okul zamanları bazen kitap okumaya gerçekten vakit bulamıyorum. Sizde de yaşanıyordur. Hani illaki bulunur ama bazen gerçekten çok zorlanıyorum. Ve her gün okuduğum kitap sayısı bayağı düşüyor bu nedenle. Ama 15 tatilde kocaman günler bomboş. O yüzden kitap okumak için çok fazla zaman oluyor. Ben de kendime işte birkaç kitabı bitirme hedefi koydum. Bunlardan iki tanesi bu kitaplar. Siz de benim gibi çok fazla vakit bulamıyorsanız 15 tatilde kitap okumaya vakit ayırın. O zaman ben biraz okuyayım.
Şimdi bir tane fen dersi çözüp veya sosyal ders çözüp bugün kimya çözeceğim. Günümü bitireceğim. Her gün aşırı derecede verimli geçmiyor. Hani bunu görüp üzülmenize gerek yok ama olabildiğince verimli geçmeye çalışıyorum. Yani tabii ki de dinlendiğim, çok şey yapmadığım günler de oluyor ama bazen de yaşasın işte her şeyi yapacağım, resim de çizeceğim, kitap da okuyacağım falan filan dediğim günler de oluyor. Tamamen derse ayırdım işte ödevlerimin hepsini bitireceğim dediğim günler yani değişiyor. Ama sizlere genel olarak bir tane günümü göstermek istedim. Sizler neler yapıyorsunuz? Soru çözüyor musunuz? Yoksa tamamen dinleneceğim ben, derslere salacağım falan mı diyorsunuz? Merak ediyorum, yorumlarda yazın. Ya da bir öneriniz varsa bana onları da bekliyorum. O zaman görüşmek üzere, bay bay.